Sevgili dostlar, merhaba. Yeni konumuz string manipulation. Biraz stringlerle ilgileneceğiz. İşte stringleri kırpma, birleştirme, bazı harflerine şey yapma, gönderme yapma gibi konularla ilgileneceğiz. Ve bundan sonraki birkaç videomuz da bu şekilde olacak. Haydi o zaman gelsin ilk sorumuz. İlk sorumuz şu şekilde. Yani string manipulation ile ilgili ilk sorumuz. Bu şeyin, bu oynatma listesinin aslında 5. sorusu. Şimdi, write a code that performs the following. Şunları yapmak istiyoruz kodumuzla. İlk önce take a string from the user. Artık bunu nasıl yapılacağını biliyoruz. Hemen şurada gösterelim. User'dan string'i nasıl alacağız? Input'la alacağız. Buna bir isim verelim. Input string diyelim mesela. Input string eşittir input diyeceğiz. Input komutunun default şeyi. Default nesi? Default type'ı string'ti. Onun için başına string yazmamıza gerek yok. Input yazdım ve böylece user'dan string'imi aldık. Aldım. Şimdi mesela şu örnekle de paralel gidelim. Mesela diyelim input. Yani user ben olayım mesela. Input olarak da kendi adımı girdim. Alkire Özel. Şimdi output string'den ne istiyoruz? Bakalım. Form a new string composed of first two characters and last two characters of the input string. Yani output string'den şunu istiyoruz. Şimdi onu şurada göstereyim. Int string'i user girdi. Alp Giray Özel. Alp Giray Özel. Python'un güzel tarafı bu şeyleri, string'leri array olarak görüp bunları hem tersten hem de düzden enumerate etmesi. Ve ilk eleman her zaman sıfır oluyor. A harfi sıfırıncı indis olmuş. Sıfır indisli eleman olmuş oluyor. Yani sıfırıncı eleman olmuş oluyor. L harfi birinci eleman olmuş oluyor. P harfi ikinci eleman. Şuradaki boşluk üçüncü eleman. Elemandan kastım karakter. Şimdi aynı zamanda mesela şu N harfini eksi birinci karakter olarak görüyor Python. Yani hem düzden gidebiliriz hem tersten gidebiliriz. E harfini eksi ikinci karakter olarak görüyor. Z harfini eksi üçüncü karakter olarak geliyor. Vesaire. Şimdi bir de peki bu ilk iki karakteri, ilk son karakteri, ilk karakteri ve son iki karakteri nasıl göreceğiz? Bir de şöyle bir güzelliği var. Python dostumuzun. Şöyle yapıyor. Şu ben int string'i şey yaptığım zaman, çalıştırdığım zaman. Mesela ben bu int string'in bir kısmını başka bir yere kaydetmek istiyorum, kodlamak istiyorum. Mesela benim out string'im. Ya da string 1 diyelim. Şöyle söyleyelim. Ben şöyle bir şey girdim. String 1 eşittir int string. Şurada şöyle güzel bir şey var. Start, stop ve step. Evet, keywordlerimiz bunlar olsun. Start, bu int string'in neresinden başladığımız, yani hangi karakterinden başladığımız. Stop, hangi karaktere kadar gittiğimiz. Step de kaçar kaçar gittiğimiz. Böylece bu Alkire Özel'in işte başını, ortasını, sonunu ya da karakterden atlayarak falan filan gidebiliyoruz. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken çok önemli bir şey var. Start dahil oluyor. Ama stop hariç oluyor. Hariç. Evet. Step'te kaçar kaçar gittiğimiz. Bir de bunların default value'larını bilmemiz lazım. Default value'lardan kastım. Bunların default value'larını bilmemiz lazım. Default value'lardan kastım. Eğer ben burayı boş bırakırsam Python oraya kaç koyar? Start'a Python 0 koyuyor. Default. Stop'u sonuna kadar gidiyor. Sonuna kadar neydi? Ben bu string'in kaç karakterden oluştuğunu sayabiliyordum. Buraya komut girelim. Len in string girelim. Ve step'i de boş bıraktığımız zaman Python bunu birer birer götürüyor. Yani step'in de şeyi default'u 1. Evet. Hikayelerimiz böyle. Şimdi dolayısıyla ben bu out string'i nasıl şey yapacağım? Oluşturacağım. Şu bilgiler ışığında yani user Alkire Özen girdiği zaman ben şu ilk karakter al
ve sonraki karakter n'den oluşan output stringi nasıl oluşturacağım? Şimdi şuraya yazalım. Bizim in stringimiz Alp İray Özel. Peki bizim out stringimiz ne olacak? Bizim out stringimiz in stringin ilk iki karakterini alacağım. Yani in string'de ilk iki karakter baştan başlayarak 2'ye kadar, 2 şurasıydı, dikkat edin. 2 şurasıydı P. İlk eleman 0 ya. 0 ve 1'i almak istiyorum ben. Almak istiyorum. P'yi almayacağım. 2'ye kadar ve 1'er 1'er giderek. Şu T'yi unutmuşum. Artı. Bir de son iki karakteri almak istiyorum. Son iki karakter nereden başlıyor? O da -2'den başlayıp sonuna kadar gidecek. Yani E ve N'leri almak istiyorum. Dolayısıyla ben burada -2'den başladığım zaman in string'in -2'den başlayarak sonuna kadar giden ve birer birer artıran karakterlerini alacağım. Böylece kavramsal olarak sorumuzu çözmüş olduk. Şimdi bunu Python'da girelim. Evet, sorumuz şurada. Write a code that performs the following dedik vesaire. Şimdi input stringimiz alt görevden, output stringimizi alen istiyorduk. Şimdi bunları nasıl yapacağımızı, nasıl kodlayacağımızı zaten görmüştük. Yani ne yapacağız? İlk önce user'dan bir tane string alacağız. Şuraya yazalım. Input yazalım. Tabii bu input stringi nereye? Bir yere assign etmem lazım. Input string. Şöyle yazdım. Output string'im nelerden oluşuyordu? Out string yazdım. Out string in string'in ilk iki karakteri, yani baştan başlayıp 2'ye kadar gittiğim karakter, artı bir de in string'in son iki karakteri. Son iki karakter de -2. Karakterden başlayıp sonuna kadar gittiğim yer. Şimdi bu out string'i yazdıracağım. Print out string. Evet, kodumuzun böyle olması lazım. Şimdi bunu çalıştırıp doğru yazmış mıyız bakalım. Çalıştırdım. Çalıştırdım. Tabii şimdi benden input string'i bekliyor. Yazalım. Alp Giray Özel. Ve baktık. Alan. İlk karakter ve son ilk karakter. Güzel. Bir tane daha yapalım. Alp girdiğimiz zaman acaba ne yapıyor? Buraya alt girdiğim zaman input string olarak. Evet, ilk karakter alıyor. Gördüğünüz gibi ilk karakter al. Ondan sonra son iki karakter alıyor. LP ve alp gibi bir output veriyor. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Yani aynı sorumuzun B şıkkına. İkinci sorumuz şu şekilde. Write a code that performs the following. Evet, şunları yapacağız. Bu sefer take two strings from the user. Bu sefer user'dan iki tane string alacağız. Bu stringlere iki tane string alacağımız için bunları string 1, string 2 diye ayırmamız gerekiyor. String 1 diyeceğiz. Eşittir input. Input komutuyla stringimizi aldık. String 2'mizi de yine aynı şekilde input. Bu şekilde stringlerimizi aldık. Şimdi bizden istediği şey ne? Write a single string formed of the two strings separated by a space. Yani ne olacak? String 1 boşluk ve string 2 olmasını bekliyoruz. Ama bir de and first two characters of each string are interchanged. İşin trikli kısmı burası. Mesela şu input'la output'u inceleyelim. Mesela user birinci string olarak Alp Giray girdi. İkinci string olarak Ömer girdi. Output'umuz ne olacak? Alp Giray şu renkle göstereyim. Alp Giray'ın P'den itibaren kısmını alacak. Ama Ömer'in ilk karakteriyle başlayacak. Şöyle. Ömer'i nasıl alacak? Ömer'in de yine erini şuraya yazacak. Ama ilk karakterini
Altgirey'in ilk karakteri olan Aler'den alacak. Araya da bir tane boşluk koyacak. Hikayemiz bu. Şimdi burada işlerin nasıl döndüğünü, döneceğini, yani bizim ne yazmamız gerektiğini anlatabilmek için stringlerimizi şuraya yazalım. Bizim string 1'imiz, biraz daha şöyle yazalım. String 1'imiz, ondan sonra bir de string 2'miz. String 1'imiz Alp İray, string 2'miz de Ömer. Şimdi ben output string'den ne istiyorum? Out string. Şuraya yazalım. Out string. İlk önce Ömer'in ilk iki karakterini istiyorum. İlk istediğim şey bu. Yani şu Öm'ü getirip şuraya başlayacağım. Öm'ün ilk iki karakteri nedir? Bir önceki muhabbetimizden hatırlayın. String 2'nin açtım parantez ilk iki karakteri. Yani baştan başlayıp 2'de duracak. Şu şekilde. Artı. Sonra Alpgiray'ın geri kalan karakterleri. Yani Alpgiray'ın nasıldı? Şu string 1'in 0. elemanı. Şu string 1'in 1. elemanı. Şu da string 1'in 2. elemanı. Yani ikinci karakterden başlayarak geri kalanına şey yapacak. Götürecek. Yani şurayı istiyorum. T boşluk Giray'ı istiyorum şurada. Ha, pardon, boşluk yok. Boşluk yoktu. Bunu bitişik yazmıştım özellikle. P Giray. P Giray'ı buraya nasıl gireceğim? String 1'in 2'den başlayarak sonuna kadar giden elemanları. Şu şekilde. Burayı bitirdim. Şimdi arada bir tane boşluk istiyorum. Separated by a space. Şuraya boşluk koyuyorum. Artı. Şu hasları hatırlayın. Bunlar şeyleri neleri? Stringleri uca ekliyor. Evet. Şimdi gelelim geri kalanına. Geri kalanlar boşluktan sonra bir tane al istiyorum. Şu alı getirip şuraya yazmak istiyorum. Onu oraya nasıl yazacağım? Tabii ki bu sefer de string 1'in ilk karakteri. İlk karakteri şu şekilde. Geri kalanlar da yine aynı mantıkla string 2'nin ilk karakteri Ö. İlk karakter 0. karakter oluyordu. İkinci karakteri M. Üçüncü karakteri, yani şey 0. karakteri, 1. karakteri, 2. karakteri, pardon, 2. karakteri E. Üçüncü karakteri de R olmuş oldu. Dolayısıyla ben 2'den başlayarak sonuna kadar gitmek istiyorum. Yine aynı şekilde o zaman diyeceğim ki ben string 2'de 2'den başlayarak sonuna kadar giderim diyeceğim. Şimdi gelelim bunların Python'da çözümüne. Evet. Sorumuzu ben yine şuraya yazmıştım. Ne yapacağım? User'dan 2 tane input alacaktım. Input. Ha, bunlar, bu birinci input'u string 1'e, ikinci input'u string 2'ye assign edecektim. String 1'imiz input. Aynı şekilde string 2'miz de input. Sonrasında output string. Output string'i nasıl oluşturuyorduk? Output string diyelim. İlk önce şurada gösterelim. String 1 şimdi girdi, Alp Giray. User girdi, Alp Giray. Alp Giray string 1'imiz oldu. String 2'miz Ömer'di. Ondan sonra bu out string'imiz de Öm'le başlıyordu. Yani nasıl olacak? String 2'nin ilk karakterini alacağız. Baştan başlayıp 2'ye kadar gideceğiz. Artı. String 1'in geri kalanını alacağız. String 1'in geri kalanını, yani 2'den başlayıp geriye kalanını alacağız. Artı. Bir tane boşluk. Artı. Bu sefer de şunların tersini yapacaktık. Yani bu sefer string 1'in ilk karakterini alacağız. Boşluk 2 boşluk. Sonrasında da string 1'in geri kalan karakterlerini alacağız. Pardon, string 2'nin geri kalan karakterlerini alacağız. Yani şu şeyi R'i alacağız. En son şu R. String 2'nin geri kalan karakterleri. String 2'nin geri kalan karakterleri. 2'den başlayarak sonuna kadar giden karakterler. Bunu bir koşturalım. Bakalım olmuş mu? Şuraya input'umuzu girelim. Alp Giray birincisi. İkincisi de Ömer.
Olmadı. Tabii niye olmadı? Çünkü bunu outstring'e yazdırmadık. Print outstring. Evet, şimdi tekrar koşturalım. Tekrar girelim. Alp Giray ve Ömer. Evet, gördüğünüz gibi bakalım Ömp Giray ve Aler. Olmuş oldu. Evet. Hikayelerimiz bu şekilde. Sevgili dostlar, bugün string manipulation'a bir giriş yapmış olduk. Bir tık daha zor sorular, biraz bir tık daha karmaşık sorular çözeceğim. Yani birkaç sorum daha olacak bu string manipulation'la ilgili. Beni izlemeye devam edin ve lütfen kanalıma abone olarak bana destek olun. İyi çalışmalar, esen kalınız.